Orhan Bursalı, Politik Sırat Köprüsü, RT, E ile Dans. Cumhurbaşkanı, Salı günü Özgür Özel'e iade ziyaret için CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Sanırım bir ilk olacak. Bugüne kadar her türden lanet okuduğu CHP'nin merkezine ayak basacak. Ve Özgür Özel ile görüşecek. Şüphesiz ki önemli. Günlerdir de Özgür Özel doğru mu yaptı? Zor durumda olan ve partisi hızla o kaybederek ikinci sıraya düşen Erdoğan'a bir kurtarıcı el mi uzattı tartışmaları yapılıyor. Bir kısım RT, E ile görüşülmez mücadele edilir derken, tartışmalar ise görüşmeler yumuşama mı, politik havayı normalleştirme çabası mı ikilemi arasında sıkışıp kaldı. Sürecin mimarı şüphesiz Özgür Bey, iktidar ile yumuşama demiyor. Herkesin herkesle konuşabileceği ve ülkenin sorunlarının çözümüne katkıların görüşülebileceği normalleşme diyor. Ayrıca iktidara karşı da ekonomi, hukuk, halkın dertleri, emekliler, eğitim ve benzeri tüm alanlarda mücadelesini de sürdürüyor, mitingler yapıyor. Özgür Bey siyasi girişimci niteliğini gösterdi ve siyasi alanda bir değişimi tetikledi, yeni bir yol açtı. RT E ile görüşeceğini, görüşmeye hazır olduğunu açıkladıktan sonra saray düşündü taşında ve bu politik oyuna veya açılıma evet dedi. Siyasi yarar temelli yaklaşımlar. Şüphesiz iki taraf da siyasi yarar peşinde. İki tarafın da beklentileri farklı, dahası birbirine zıt bile diyebiliriz. RT E sıkışık durumdayken bu zor ekonomik ve politik sürecin ülke atmosferini dahası seçmen kitlelerini de yumuşatacağı düşüncesinde. Şu aşamada klasik sertlik ve kutuplaşma politikasından elde edebileceği sıfır yarar olduğunun farkında. Millet ekonomik çöküntü altında inim inim inlerken CHP ve özere vay terörist kışkırtıcısı, dikili bir ağacınız bile yok ve benzeri. Gibi karşılığı olmayan kendileri açısından zamansız söylemlerle saldırmanın sıfır karşılığı olduğunu, üstelik bu saldırıların CHP ve özeri daha da büyüteceğini görüyor. Bu nedenle mümkün olduğunca bu, diyaloğu, sürdürecek. Düşünün, bunun için CHP genel merkezine bile gitmeyi göze aldı. Özgür Özer'e gelince, şu aşamada, keskin kalem ve dillere rağmen, Özer bu normalleşme politikasının yararını görüyor ve görecek diye düşünüyorum. Birincisi, iktidar sahnesine çıktı. O sahneye yerel seçimlerde en çok oyu aldığın için çıkılmaz, politikalarla çıkılır. Ülkenin temel sorunlarını iktidarla tartışan, çözüm isteyen ve arayan bir lider. Bu isteği de iktidar tarafından kabul edilen ve muhatap alınan lider. Sorunları çözme iddiası bu sahnede kabul görüyor ve seçmende bunu izliyor. İkincisi ayrıca Erdoğan'ı CHP genel merkezinde ağırlıyor. Bu önemlidir. AKP seçmeni açısından da. Bu seçmende ilk kez CHP'yi ve Özeri farklı bir sahnede Üstelik yıllardır kendisine öcü berbat düşman olarak tanıtılan bir kurumu ve liderini görüyor. RT, E ile karşılıklı ve el ele. Bu dans zorunlu mu? Diyebilirsiniz ki seçmen zaten CHP'yi birinci parti olarak öne sahneye iteledi. RT, E ile dansa ihtiyacı mı var özelin? Yerelde evet iktidar yaptı ama genelde değil. Çankaya'ya çıkmak ve oturmak için 4 yıl çaba sarf edeceksin kimse koltuğu boşaltmıyor. RT, e erken seçim kararını kendi koşullarında ancak kendisi verir. Kimse hayal görmesin. Özel'in elinde, bu dans sırasında güçlü bir dayanağı var, ülke sorunlarına en ciddi sahip çıkma ve bu amaçla mücadele etme kararı. Bu, dansta mükemmel bir denge sağlıyor. Özel girişimciliği ile bir adım öndedir. RT, e milletin isteklerine yanıt verebildikçe dansı sürdürebilir. Bir sırat köprüsü kuruldu dersek, bunun üzerinde yürümenin zorluğu daha çok RT E içindir. Şimdilik öyle gözüküyor.